Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve ssalatu ve selam ala mella nebiyye ba'de. İmam Busiri Hazretleri'nin kasideyi bir devam ediyoruz. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'e olan aşkı anlatıyordu. Esasında saklıyor. Aşka Aşkariya karışmasın diye gizliyordu. Kendinden saklıyordu. Gözünden yaşlar boşalıyor, yüzünde çizgiler var. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbeti anlatıyor. İki adil şahit gibiydi. Fakat ona rağmen gizliyordu. Şimdi bir halden başka bir hale intikal ediyor. Yani ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o aşka muhatap olmaya layık biri değilim diyor esasında. Madde planında, mana planında aşk var. Madde planda aşkı biliyorsunuz. Aşkın kirletilmesi, aşk kavramına Allah'la kulu arasındaki o en manevi münasebete kişiyi masivadan maveraya taşıyan o yolculuğa aşk demeliyiz. Ama onu insanlar kendi süfli davalarını, emellerini kurban ediyorlar. Burada beyaz ak tüyden bahsedecek. Ak tüy, Esasında onun üzerinden bakarsanız aşkın hakikatini markasından ayırmış olursunuz, yalanından ayırmış olursunuz. Şuradan bakın demek istiyor esasında İmam Busiri rahmetullahi aleyh. Bir adam bir kadına aşık oluyor. 50 yaşındaki bir kadına bir delikanlı aşık olmaz. Yüzünde çizgiler vardır, başında ak tüyler vardır. Onlar aşka engel olur. O halde oradaki durum karşıdakine muhatap olan muhatabaya bir bağlılık değil. Orada şehvi duygular var. Şehvi duygular açısından zavyesinden bir bağlılık var. Ama kulun Rabbine aşkı olursa, Rabbine muhabbeti olursa kul her şeyini kaybediyor. Madde planında evini kaybediyor, yerini, yurdunu, her şeyini kaybediyor. Ama her şeyi kaybettiği anda etrafında yakınları vefat ediyor, ölüyor. Rabbini olan bağlılığı, aşkı en zirvelere ulaşıyor. İşte İmam Busiri rahmetullah aleyh. Ela inne evliya Allah. Müminler Allah Azze ve Celle'nin dostlarıdır. Ela inne evliya Allah'ı. Allah'ın dostları bizi Allah Azze ve Celle'ye dostluğa davet ediyor. Öyle bir aşkınız olsun ki, öyle bir muhabbetiniz olsun, her şeyi kaybettiğiniz anda o aşk yine sizi ayakta tutsun. Ama beşer planda baktığınız zaman, bir kadın yaşlandığı zaman delikanlı ona aşık olmaz. Ancak istisnası olur bunun. Eğer kadın makam sahibi, mevki sahibi ise o kadına değil, o kadının sahip olduğu makama o kişinin hürmeti vardır. Ama Başımızda ak tüyler var. Eğer Mevla'ya, Allah Azze ve Celle'ye muhabbetimiz varsa ak tüyler başımıza düştüğü zaman bize ölümü hatırlatacak. Hubbul lika diyecek. Allah Azze ve Celle'ye ulaşmanın aşkı, şevki, heyecanı diyecek. Bizi oraya taşıyacak. İşte İmam Busiri rahmetullahi aleyh. O aşktan başka bir dünyaya gidiyor. O dünyada nefsi emmare var nefsi levvame, nefs-i mutmainne, mulhime, efendi raziye, merziye, tasavvufta farklı makamları var. Ama burada nefsi emmareden bahsediyor. Nefsi emmareden, kötüyü emreden, tuğyanı emreden nefis. Ben kimim ki? Allah Resulü Aleyhisselam'a olan aşk benim üzerimden anlatılsın. Ben nefsi emmaresine, kötülüğü emreden nefse mahkum olan bir adamım. Buralarda duruyorum bir krizdeyim, bir bataklığa, bir anafora mahkum oldum. Buradan çıkmak bütün derdim. Bütün gayretim, bütün uğraşlarım bu. Bir hal başka bir hal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya meseleleri daraldığı zaman devletin işleri çözecek. Bilal Habeşiye radıyallahu anh efendimizi emrediyor. Erihna ya Bilal. Rahatlat bizi. Kalk bir ezan Muhammed'i oku, şu dünyadan namazla ayrı bir aleme intikal edelim. Kur'an-ı Hakim'de de aynı şeyleri görürsünüz. Ve enkehul eyama diye başlar, evlilik ahkamından bahseder, sonra devam eder, altında Allahu nuru semavati vel arz. Allah yer ve göklerin nurudur. Eğer siz bütün muamelatı, Beşerin beşerle münasebetini, beşerin devletle münasebetini Kur'an-ı Hakim'e götürürseniz Kur'an-ı Hakim nur olur. Onun ayetleri nur olur. Peygamber aleyhissalatu vesselamın talimatları nur olur. Kur'an-ı Hakim sünnet seniye bir halden başka bir hale taşır. Şimdi bir halden başka bir hale. Aşkın zirvelerinden nefsi emmareye mahkum olan bir müminin, bir muvahidin, bir büyük sufinin iniltilerini duyacaksınız. Diyor ki, Fe inne emmareti bis su'i metta'zat min cehliha binedhiri şeybi vel harami. Mevla ya salli ve sellim daiman ebeden ala habibika hayril halki kullihimi emmareti <laughs> Mevsuf mahzuf Emmareden nefis olduğu anlaşılıyor Benim o bisui kötülüğü emreden nefsim Mette'azat min cehliha Öğüt almadı cehaletinden min cehliha Cehaletinden dolayı öğüt almadı Binezîri şeybi Aslında bir şey bil munzir uyaran o ak cehaletinden dolayı öğüt almadı. Vel heremi yaşlılıktan dolayı sırtımda kamburlar var, başımda ak tüyler var. Ama nefsim, nefsi emmare beni öylesine kendi dünyasına mahkum etti ki başıma ak tüyler düştü. Ak tüyler bir misafirdi. Bana diyordu ki, ayrılacaksın bu dünyadan. Ayrılık vakti geldi diyordu. Sırtımda kamburlar vardı. Ölüme yaklaşıyorsun diyordu. Her şeyin eceli var. Senin de ecelin yakın diyordu. Ama nefsi emmare kazan demişti bana. Büyük adam ol demişti. Herkesin önüne geç. Nasıl geçersen geç demişti bana. Fe inne emmareti bisu'i Yani o kötülüğü emreden nefsim beni o kadar kuşattı ki beni o kadar kendi dünyasını aldı çekti ki يعني أو جهالة من uyarıcuları alamadım onları dinleyemedim. ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. 13. Beyt'te İmam busiri Rahmetullahi Aleyh, yani bu nefis beni kuşattı, münkerden uzaklaşamadım. Münkere mahkum oldum, kötüye mahkum oldum. Şimdi de bu nefis beni öyle ezdi ki, öyle perişan etti ki, marufa da yönelemedim, iyiye yönelemedim. Güzel ameller Rabbime arz etmekten aciz bir haldeyim. وَلَا أَعَدَّتْ o nefis hazırlamadı. Heyyet hazırlamadı. Minel fi'lil cemil. Güzel şeylerden, ameli salihlerden. Yarın Rabbim ikra kitabek. Oku, kitapta ne var dediği zaman onu arz edecek, Rabbime arz edecek. İşte dünyadan şunları getirdim diyecek bir halde değilim. Nefis bana müsaade etmedi. Kıra dayfin. Esasında o fiili cemil, güzel fiilden maksat ...dayıf misafir demek... ...kıra da ziyafet demek... ...misafire ikram etmek demek... ...misafire ben ikram edemedim... ...burada misafir... ...başına gelen aktü... ...aktü bir misafirdi... ...onu ağırlaması gerekirdi... ...misafir ona ölüm var diyordu... ...yaptıklarından... ...yapman gerekirken yapmadıklarından... ...terk ettiklerinden... ...ya da terk etmen gerekirken yaptığı neler varsa... O saç bana oraya gidiyorsun kabre oradan mahşere gidecek. Bütün bunların hesabını vereceksin diyordu. Ama ben ona takdim edecek güzel bir amelim yoktu. O misafir elemme bir rasi, elemme nezele. Kondu bir rasi benim başıma gayre muhteşimi. izin almadan sormadan futursuzca geldi benim başıma kondu. İhtiyarlığın alameti eğer bir ak tüyse önce başta zuhur ediyor. Yani diyor ki aynanın karşısına geç. Eğer başında sakallarında ak tüyler varsa onlar senin adına kutlu misafirler. Mavera'dan geliyorlar. Yolculuk yaklaştı diyor. Onları ağırla. O gelecek. Sana sormadan saçına konacak, sakalına konacak. Onun için gayra muhteşimi e, hal. Yani ne olduğu halde izin almadan geliyor, senin saçına konuyor, sormuyor sana. Peki neden futursuzluktan bahsediyor? Misafir gelir, en fazla üç gün kalır. Ama tüyler başımıza konduğu zaman ölene kadar misafirler oradan ayrılmayacaklar. Bize ahireti hatırlatacaklar. Ezan Muhammedi nasıl İslam'ın manifestosu, bize amen'tusunu anlatıyorsa, diriliş anlatıyorsa, başımızdaki aktüyler esasında bize niçin dünyaya geldik ve buradan nereye gidiyoruz onu anlatıyor kardeşlerim. لو كنت أعلم أني ما أوكره Ketem to sirran bedali minhu bil ketemi Mevla ya salli ve sellim daiman Ebeden ala habibike Khayril halki kullihimi Lahu kuntu a'lam Eğer bilseydim Enni ma uvakkiruhu Ben o misafiri tazim edemeyecek Başıma konan o aktüyü ...anlayamayacak... ...onu bir muallim... ...bir öğretmen olarak kabul edemeyecek... ...her aynanın karşısına geçtiğimde... ...o bana ölümü hatırlatıyordu... ...yani ben ondan bu öğütleri alamayacağım... ...eğer bunu bilmiş olsaydım... ...misafiri ağırlamaktan aciz olduğum... ...benim tarafımdan muttali olunsaydı... ...ketemtu sirren... ...o sırrı gizlerdim... ...o sır... ...başındaki aktü... ...o sır ona hazır ol diyor... Gafil olma diyor. Ölüm meleği ansızın gelebilir. Kapıyı çalabilir diyordu. Ketem tu sirran bedali. Bana zahir oldu ki minhu o şeyipten aktüyden ben bilseydim onu tazim edemeyeceğim. Gizlerdim onu bil ketemi. Siyah boyalar sürerdim ona. Kınalar sürerdim. Kapatırdım onu bilseydim ben o beyaz suyden ibret alamayacağım. Yarın Rabbim huzuruna gidince işte işaretler vardı senin sakalında. İşaretler vardı başında. Neden onlardan ibret almadın diye Rabbim bana soracak. Mevlana Hazretleri buyuruyor ya. Hadiseyi bir ev üzerinden anlatıyor. Evde yarıklar var. Toprak bir ev. Evin sahibi çamur alıyor, yarıkları kapatıyor bu yarık, şu yarık, o yarık derken bir gün ev adamın başına düşüyor. Ev adama diyor ki bu yarıklarla ben sana diyordum ki çöküyorum, duramıyorum artık. Böyle çamurlarla beni tıkatma, kapatma, konuşmak istiyordum. Beni yeniden yap, onar diyordum ama sen beni susturdun. Şimdi işte başına çöktüm, ölmene sebep oldum diyor. Başımızdaki ak tüyler, onlar ölüm yakın diyor. Muhasebeye hazır mısın onu anlatıyor. O insan zavallıdır ki gider ak tüyleri boyar. Ya da o insan zavallıdır ki yüzünde çizgiler var gider botoks yapar onları kapatır. Onlar merhamet de esasında bizi hazır ol diyordu, uyarıyordu. Gafil olma, nefsi emmareye mahkum olma diyordu. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم رحمة الله عليه ببيته o kötülüğü emreden نفيس. Ya da yerilen ahlak, İslam'ın reddettiği ahlak adına neler varsa onların yekunu, onların tamamı. Onları bir şehre girdiği zaman, bir yere girdiği zaman orada ne kadar cam varsa o camları kıran bir hayvana benzetiyor o nefsi. Saldıran bir hayvana benzetiyor. Nefsi diyor ki, Melli, kim benim bu sıkıntılarımı üstlenir? Kim bana imdad eder? Melli, biraddi cimahin bu yaramaz bir hayvana benzeyen nefsime kim gem min gavayetiha onun dalaletinden onu dalaletten bu nefsi kim alır da kurtarır kim benim ellerimden tutar düştüğüm zaman kim bana ayağa kalk der kema yuraddu cimahul hayli billucimi tıpkı at söz dinlemeyen bir at sahibine ihanet eden bir at bir yere girdiği zaman nasıl yoldan çıkar, insanların üzerine yürür, onlara zarar verirse bu at dizginlerle, gemle, lucum, licamın çoğulu, gemle, dizginlerle sahibi o atı buyurur. O atın sağa sola gitmesine engel olur. Hangi mürebbi, hangi mürşidi kami zuhur eder de nefse emmarenin ekranlara internete, sahillere mahkum ettiği, kumara, faize mahkum ettiği şu nefsime Allah ve Resul buyruklarını okur. Kim ellerimden tutar? Üstad Necip Fazıl, batı aklını, batı düşüncesini, batı felsefesini nihai noktasıyla gören bu adı selasesini mutala eden bir adamdı ama döner Anadolu'ya gelir. Acıları var, ızdırapları var. Gece sabahlara kadar gözlerimi demir kelpetenlerle kapatsam yine gözlerime uyku girmiyor. Alıyorum kitapları sobaya atıyorum. Bir şey arıyorum beni kurtaracak bir soluk. Elimden tutacaklar beni Kur'an-ı Kerim'e götürecek. Elimden tutacak beni peygamber aleyhissalatü vesselam'ın dünyasına iklimine taşıyacak alimler, arifler. Yanlıştaysanız hakikate davet edecek. Hakikatteyseniz daha daha ne kadar gücün kuvvetin varsa hepsini tamamını bu yolda sarf et. Belki yarın, belki yarından daha yakın bir anda ölüm meleği gelecek sana diyecekler, hatırlatacaklar, ayetleri okuyacak. Ya da onlar halleriyle konuşacaklar size. Sukut sohbetleriyle konuşacaklar size. Oturmalarıyla, kalkmalarıyla Peygamber aleyhissalatu vesselamı hatırlatacaklar. Diyor ki bir mürşidi kamil. Yani diğerlerine göre daha kamil. Diğer insanlara, diğer mürşitlere göre daha kamil. Yoksa kemalde bir nihayet yok namütenahi bir yürüyüş var o alemde maveraya doğru gidişte. Ellerinden tutacak adamlar arıyor, arifler arıyor, mürşitler arıyor, tutsunlar beni kurtarsınlar. Yani kurtarsınlar Allah Teala'nın inayetiyle, lütfuyla. فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاسِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا اِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّي شَهْوَةً نَهِمِي Mevla ya salli ve selim daima Abadan ala habibike Hayrin halki kullihime Fela <laughs> tarum bekleme Umma, Şöyle bir umudun olmasın Bil maasi günahlarla kesra şehvetiha O nefsin şehvetlerini günahla kırma noktasında bir umudun olmasın, bir beklentin olmasın. İnne ta'ame çünkü yemek yukavvi güçlendirir şehveten nehimi. Obur bir adamın sürekli yemek isteyen bir adamın şehvetini yemek daha da güçlendirir. Bugün en kaliteli lokontalarda, restoranlarda yiyerek ...nefsini terbiye etmeyi düşünüyorsan o nefis sana yarın daha lüksüne git diyecek. Eğer bugün kurtuluşu bir arabada arıyorsan, yarın nefis sana daha üst modelini al diyecek. Bugün şu yalı diyorsan, eğer yalıda teselli arıyorsan, sana yarın başka bir yalıya git diyecek. Çünkü bütün bunlar onun gözünde eskiyecek. Ela bi tadma innul kulub. Yürekler yalılarla, yürekler yatlarla değil, Yürekler Allah Azze ve Celle'yi zikirle mutmayın olur. Diyor ki İmam Buseyri, günahta çare arama. Eğer nefsinde bir şehvet varsa, bir tuyan varsa onu Allah Azze ve Celle itaat ederek terbiye edebilirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men istada'a minkum kum fel yetezavvaj fe innehu agaddu lil basari ve ahsanu lil وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ Ya maşara şebab buyurmuştu başında. Ey delikanlılar, gençler. Kimin gücü yetiyorsa evlensin. Nefsine ancak öyle sahip olabilir. Bu şekilde nefsini korur. İffetini korur. Gözünü kapatır. Gözünü korur. Eğer evliliğe gücü yetmiyorsa فَعَلَيْهِ O zaman bu kişi فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ oruç tutsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehveti nasıl kıracak gençler, onun ümmetinin gençleri yol gösteriyor. Oruç tutacaklar, gece teheccüdleri olacak, gözlerine sahip olacaklar, kullukla, taatle bu yolda yürüyecekler. Çünkü muhalecetun nefsi bittahliyeti ve tahliye. Nefsi terbiye etmek Onda dünyaya dair neler varsa onları çıkarmak, zikirle onu teziyin etmekle mümkün olur. وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَاِنْ تَفْثِمْهُ يَنْفَطِمِهِ <laughs> Nefis diyor İmam Busiri rahmetullahi aleyh kat çocuk gibidir. İn tuhmilhu eğer onu bırakırsan nefsi nasıl çocuğu bırakınca yara gider, uçuruma gider, atlar oradan düşer helak olur. Nefis de çocuk gibidir. Eğer onu bırakırsan in tuhmilhu ihmal edersen şebbe delikanlı olur. Ala hubbir rada hala çocukken süt emerdi annesinden. Büyüyünce eğer anne onu sütten kesmezse 4 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında hala annesinin sütünü emmek ister. Çocuk öyledir. Nefis de çocuğa benzer. وَاِنْ yen يَنْفَطِم۪ي Eğer çocuğa acı şeyler verip annenin sütünü emmesine anne valide engel olmazsa o çocuk sütten kesilmez. Eğer keserse onu o zaman sütten kesilir. Nefis öyledir. Nefis senden bugün bir yerde eğlenmeyi istiyor. Başka yerde başka bir zevki sefaya dalmayı istiyor. Şunlarla git diyor, şu kadar faiz var diyor. Şurada şöyle oturursan kumar var, eğlence var diyor. Nefis seni falan kadınlar, filan kadınlar. Onlara bak zevkü sefa, sür bu alemde diyor. Eğlen diyor onlardan. Eğer nefse engel olmazsan, yaş elli olur, altmış olur, yetmiş olur. Ölüm meleği gelir ki o günahlarla Azrail ruhunu bedenden Diyor İmam I read بوصيري. وهل ذا فاصرف هواها وحاذر ان توليه ان الهوى ما تولى يُسْمِي او يصمي. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Fasrif çevir. Yani o nefse müdahale et. Nefis terbiye olur, çaresiz değilsin. Kur'an hakim terbiye eder nefsi. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyrukları terbiye eder. Mürşidi kamiller, alimler, arifler onlar sana bu noktada yardımcı olurlar. Fasrif hevaha. Onun hevasını çevir, onun hevasına engel ol. Vahadir mufale babından getiriyor. Esasında Sülasi'den getirebilirdi ama burada mübale, mübala ifadesin diye buradan getiriyor. Wa hazir entu'lleyhu aklına, yüreğine, nefsini sultan yapmaktan sakın diyor. Eğer yüreğine nefis sultan olursa Allah'a isyan edersin. Tuyan orayı kaplamış olur. İçinden sürekli hakaret edersin birilerine. Sürekli içinden tuzaklar kurarsın onlara. Eğer sen nefsi sultan yaparsan ya da o nefisin aklına hükümdar olursa, ezer seni, yok eder seni Mao'lara, Mao'nun çocuklarına, Das Kapital'e, Karl Marx'a, Lenin'e, Stalin'e, Sosyalizma'ya, Kapitalizma'ya, Liberalizma'ya alır seni mahkum eder. Şu kadar insanı o rejimler, ezerler, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna sen de sebep planında, onun hakimiyetine sebep olduğundan dolayı, sebep olanlardan biri olduğundan dolayı sorumlu olarak gelirsin. O halde nefsini aklına ve yüreğine hakim kılma. İnnel heva çünkü nefis, çünkü heva, çünkü arzu yani hidayeti kabul etmeyen. Allah Teala'nın buyruklarını kabul etmeyen her şey hevadır. İnnel heva ma tevella eğer hakim olursa yusmi öldürür heva. Cehennemin çukurlarına atar heva. Ev yesimi ya da seni kusurlu yapar, kör yapar hava, sağır yapar hava, duyamasın, anlayamasın, idrak edemesin, hayan edemesin, hayvandan daha aşağı bir hayata mahkum eder hava. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُظِلَّكَ an sebilillah hevaya tabi olma ve la tettebi heva fe yudilleke an sebilillah seni Allah'ın yolundan uzaklaştırmaması için o hevaya tabi olma uçurma, götürür seni oradan atar diyorlar ya idha sahabtel ebrar abaduk anil eşrar İyi adamlara dost olursan seni kötülerden uzaklaştırırlar ve iza sahabtel eşrar ebaduk anil ahyar. Kötü adamlara dost olursan onlar da seni Allah dostlarından uzaklaştırırlar. Ve ra'iha ve hiye fil a'mali saimetun ve in hiye istahlatil mer'a fe tusimi. salli ve sellim daima ebeden ala Nefsini murakabe altında tut. Nasıl askerler devleti korurlar, sınırları korurlar. Sen de sürekli tayakkuz halinde ol. Nefsini bırakma. Vahye fil a'mali Nefis amellerde otlar. Amellerinin içinde dolaşır. Ve in eğer o nefis istahletil mar'a o otlamakta bir zevk bulursa fela tusimi otlatma onu. Yani bir amelin var senin diyor İmam Buhari zevk alıyorsun. On binlere konuşuyorsun. Nefsin de sana diyor ki ne büyük bir adamsın. Eğer nefis sana bunu söylüyorsa gidip orada bir daha konuşma. Ya da bir makale yazdın. O makale Allah ve Resulü'nün davasını desteklemek için yazdın ama nefsine mahkum olduğunu istiyorsun ki insanlar bunun üzerinden benim ne büyük bir muharrir olduğumu konuşsunlar. Eğer nefsin seni orada eziyorsa, orada nefsinin bir payı varsa, zevki varsa orada durma, nefsini otlatma. Ya da öyle başarılı bir öğrencisin ki bütün arkadaşların o en zor ibareleri sana götürüyorlar. Hallalul meşakil diyorlar. Nefsin adına bir inkişaf hali var, gururlanıyor, mağrur bir halde. Eğer öyleysen bir daha oralarda durma o hallalül meşakil senin için bu ünvanı söylüyorlarsa yani bu en zor ibareleri çözer bu geleceğin büyük alimi diyorlar nefsin de bundan pay alıyorsa orada durma çünkü hubbu zuhur yaksimu zuhur meydana çıkma aşkı sevgisi bütün belleri kırar eğer sende önde olma hastalığı varsa Alkışlasınlar beni, büyük adamlar desinler benim adıma, billboardlara yazsınlar. O geliyor, şu geliyor diye. Eğer bunları yapıyorlar, nefsinin burada bir payı yoksa yürü. Eğer nefsin istiyor ve sen de insanlara bunu yapın diyorsan, işte meydana çıkma, sevgisi, aşkı belini kırar, mahşere öyle gidersin. Bu babın son beyti diyor ki كم حسنت لذه للمرء قاتله من حيث لم يدري ان السم في الدسم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نفيش. <applause> çok defa tezyin etti, güzel gösterdi. Kem hassenet lezzeten bir lezzeti ki lil mar'i kişi için katileten, öldürücü olan bir lezzeti nefis sana güzel gösterir. Güzel gösterir alkışlanmayı, güzel gösterir önde olmayı, önde yürümeyi güzel gösterir. Onun için cenaze namazlarında ecir ön safta mı, arka safta mı daha fazla? Arka saflarda. Çünkü nefis ön safta olmayı ister. Görsünler seni, suretini alsınlar. Ama camide ruku ve secdeli namazlarda ecir ön safta daha fazla. Min haythu lem yedri şuralardan ki o e, öldürücü zehri güzel gösterir nefis. Lem <laughs> yedri adam bilmiyor, o kişi bilmiyor enne semme fiddesemi. Zehir yağın içindedir. Zehir bir lokmanın içindedir. Zahirine baktığınız zaman güzeldir. Ağzınıza aldığınız zaman ölümüze sebep olur. Nice öldürücü şeytan darbeleri vardır ki onlar çok zevkli ameliyelerin içinde saklıdır. Oralarda gizlidir. Zahire bakma, hakikate bak diyor İmam Busir Rahmetullahi Aleyh. Onlar yahsabuna أنّhum yuhsinuna sun'a. Onlar bir takım şeyler yapıyorlar, zannediyorlar ki yaptıkları güzeldir. Güzel olduğunu zannediyorlar. Ama onlar yolda yürüyen, çölde mesafeleri kat eden, uzakta su gördüğünü düşünen, yaklaşınca suyun serap olduğunu anlayan adamlar gibidirler. Onlar güzel işler yaptıklarını zannediyorlar. Ama mahşere vardıkları zaman görecekler ki o güzelleri hep nefisleri adına yapmışlar. Allah Teala nefsin bizi çekmiş olduğu o anıfordan Kur'an-ı Hakim'le, sünnet-i seniyeyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda izinde yürüyen İmam Gazali'ler, Ahmet Faruk, İmam Rabbani'lerle yürüyüp o Masivanın çukurlarından kurtulup maveraya ulaşmayı Rabbim bizlere ihsan eylesin. Nefsimizi terbiye etmeyle bizi şereflendirsin. Evet. Nefsi terbiye etmenin çaresi var. Buyur bu Buseyri, Kur'an hakimdir, sünnet seniyedir ve onlarla amel eden büyük ruhlu alimlerdir. Estağfurullah ve etubüley ve elhamdülillahi rabbil alemin.